Evet, 3 jenerasyon ailemiz. Bu en büyüğü. Bu bir boy küçüğü. Neresin? Bu da en küçüğü arkadaşlar. Hey, ne yapıyorsun lan? Bugün valiz hazırlıyoruz. Bugün günlerden pazartesi. Ben az önce yurt alışveriş videosunu çektim. Muhtemelen bu videodan önce o videoyu izlemiş olmanız lazım. O yüzden saçımı görmüş olmanız lazım. Nasıl olmuş saçım? Bugün pazartesi ve ben çarşamba günü tamamen gidiyorum üniversiteye. Yani yarından sonra. O yüzden artık valizlerimi toplamaya başlamış olmam lazım. Ve ben daha henüz hiç başlamadım. Bir ton eşyam var gerçekten. Şu an nasıl acaba? Ay. Önce şimdi kışıkları şu... Aa, Bulut! Önce şimdi kışıkları şu yatağın üstüne çıkaracağım, Çağ'ın yatağının üstüne. Daha sonrasında onları vakumlayacağız Bulut'la beraber, değil mi oğlum? Bu da gerçekten içerisinde tam bir facia. Bu elbise dolabında bir şeyler var mı bilmiyorum ama şimdi onların hepsine beraber bakacağız da Bulut gerçekten kafamı sıçarsa hiç hoş olmayacak. Şarkı açacağım yoksa çok sıkılıyorum. Şurada kışlıkların bir kısmını topladım. Şimdi yazlıkları indiriyorum. Yazlıkların içine karışmış kışlıklar falan da var. Orada da birkaç pantolon, işte sivet vesaire var. Onları da koyacağım. Bu ne böyle? Nene! Anne siz bu odayı niye maviye boyadınız ya? Hiç düşünmediniz mi benim YouTuber kızım var diye? Tamam, olamaz. Ay iğrenç bir ışık ya. Ay ben mi getireceğim? Yok, başkası getirecek. Saçımın başımın haline bakın, maymuna döndüm. Yani hayır ben şeyi anlamadım, yok artık utanmak yok. Ben şeyi anlamadım. Çok yorulduk ama aşkım. Yani saatlerdir kıyafet vakumluyoruz ve yani sürekli böyle bir değiştirdik, sığmadık falan da bayağı stres olduk. Hani sığmayacağız mı, götüremeyeceğiz mi acaba falan yani. Saçına en son evet, şu an aşırı sarı görünüyor. En son annemle böyle o bana sinirleniyor, ben ona sinirleniyorum. İkimiz de gerginlikten ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi bitti. Ama ben şeyi fark ettim anne, biz benim eve taşınırken bu kadar zorlanmamıştık. Evet. Ama o zaman parça parça götürdüm. Bende var. Onu götürmek. Ablam. Şaka gibi olduk ya. Yüzyıllardan kalma. Şu an İstanbul'a girdik. Son yarım saatimiz kaldı. Hala sersefil şekilde arkada oturuyoruz. Allah Zeynep, çıkamıyorum, sıkıştım. Şimdi şu belgeleri falan verip oda kartı alacağız. İnanmıyorum. Yeşil mi verdiler? Ay ben o kadar sarı hayal etmiştim ya. Bunların sarı olanları da vardı. Sarı hayal etmiştim. Şu an inanır mısınız? Yurt odamdayım. Aa, bunun lavabosu daha güzel. Biz hazırlık için geldiğimizde burada birkaç gün kalmıştık. 2 gün kalmıştık. O zaman hani rastgele bir oda verilmişti. Ama şimdi benim 2 odaya da bakıp hangisi daha güzelse onu almam lazım. Özür dilerim valla oda arkadaşımdan da önce ben geldim. Şimdi öncelikle bu ilk odanın manzarası. Böyle pek bir manzarası yok. Bu binalara bakın. Bu tane öbürü de aynı da. Aa, ay bunun banyosu çok fena. Ama ay şey duşu çok küçükmüş. Şimdi peki bu odayı mı almak istiyorum ben? Yoksa bunu mu almak istiyorum acaba? Şimdi hayal edeceğim kendimi. Aa, çok zor. Bir de şimdi biz bir önceki geldiğimizde önceki dönemler bu duvarlara falan ayna yapıştırmışlardı. Ama şimdi benim boy aynam yok. Look at my girl. Gel bu tarafta. Hi babe. My girl is so crazy. Şimdi Zeynep'le hazırlanmaya başlayacağız. Daha doğrusu benim odayı biraz yerleştirmeye başlayacağız ama onun öncesinde biraz cips kemireceğiz bence. Nasıl fikir? Hangi oda daha güzel? O mu bu mu? Ha. Sen olsan hangisini seçerdin? Ben bu tarafı daha çok sevdim nedense ya. Altına pantolon giyeceğim. Biliyorum tamamen çok güzel ama çok üşüyeceğim. Ay. Cips çok lezzetliymiş. Çok fazla yerleştirecek eşya var. Ama yurdun ilk gününün kuralı budur ki anne gider ve çocuk kendi yerleştirir. Benim yurdu için yazılı olmayan kuralım budur. Bakın şimdi size odanın halini gösteriyorum. Burada eşyalar. Burası böyle.
Benim oda arkadaşım yabancı olduğu için vizesini halletmede problem yaşadı. Dolayısıyla ben yaklaşık 1-1,5 hafta falan muhtemelen odada yalnız olacağım. Hani onun gelmesi Ekim civarını bulacak gibi görünüyor. Şimdi ben de yerleşeceğim. Kendi odamı seçtim. Burası bana biraz daha aydınlık gibi geldi. Bir de yani yön olarak da ne bileyim. Yani sol profilimi kapıya vermeyi daha çok tercih ederim. Yola genelde buradan çekeceğim için burasının daha iyi olacağını düşündüm. Sizlerle beraber buraları yerleştirmeye başlayacağız. Önce bir tane şöyle valiz var. Allah. Bununla başlayacağım. Ki bu valizi yukarıdaki dolaba kaldırabileyim. Daha sonrasında şey yapacağım. En son artık yerleşme bitirdikten sonra temizlikçi abladan bir lada rica edip bir lada alacağım burayı ve ayakkabılarla yürümeyeceğim odada. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Halı falan sereceğim. Yani bana nedense şey gibi gelmedi ya. Bunu yine konuşuruz ama böyle mesela hep eminim ki bu vlogda bence benim ağlamamı bekliyordunuz. Çünkü ben de biraz böyle bekliyordum. Ama ben artık çok alışkınım bu duruma. Yani 1,5 yıl yurtta kaldığım için ya keza kendim ayrı evde yaşadığım için ailemden ayrı olmaya çok da alışkınım açıkçası. O yüzden hani böyle şey hissedemedim. Belki daha sonra hissedeceğim. Bunu da bilmiyorum ama hani sanki çok farklı bir şey yapıyormuşum gibi gelmedi bana. Tek farkı daha güzel bir yurt odam var. Daha ciddi bir ortamdayım falan ama. Öyle annemle vedalaştık. Babaya gidecekler. Bu arada burada çamaşırhaneyi falan da keşfetmem lazım bir an önce. Hiç bilmiyorum neresi. Bakın size bunu göstereyim. 2 yıl önce, bundan 2 yıl önce ilk kez yurtta kalacağım zaman bu ipe anahtarımı asmıştım. Ve boynumda taşıyordum hep. Çünkü dolabımın kilidini hep kaybediyordum. Bir yıl hiç çıkarmadım bunu. Daha sonra Atatürk Lisesi'ndeki yurduma yerleştiğimde orada da kilidin anahtarını hep bunu astım. Bunu taşımıştım ve benim için artık biraz yurtta kalmanın uğuru gibi bir şey oldu. O yüzden bunu da getirdim. Yani tabii ki boynuma asmayacağım artık ama en azından bunu bir yere asmış olmak istiyorum ve galiba bir yerini de buldum. Bakın buraya da asmış oldum. Şimdi sizlerle beraber vakumlu poşetleri açacağız. En çok korktuğum da bu. Vallahi artık bugün pislendim. Bunların havası mavası kalmadı zaten. Her şey kaçtı. Nasıl basınır ama. Hepinize merhaba, ben editçi Almina. Size küçük bir öneride bulunmak için geldim. Bu işbirliği değil aslında. Tamamen benim kendi deneyimlerim sonucu sizlere önermek istediğim bir şey ama yine de bu uyarıyı sanırım geçmem gerekiyor. Yani bundan herhangi bir kazancım yok benim. Biliyorsunuz ben bu yıl dershaneye giderek hazırlandım ve dershanemden gerçekten çok memnundum. Haladaki oradaki insanlarla, öğretmenlerimle, yani daha artık biz onlardan abi abla diyorduk. Hani bizim için sadece öğretmen değildi onlar. Görüşmeye de devam ediyoruz. Kayıtlar hala devam ediyor. O yüzden ben de eğer İzmir'de yaşıyorsanız ve dershane arayışındaysanız gerçekten deneyimlemiş biri olarak gözüm kapalı bir şekilde orayı önerebilirim. Çünkü eğitime bakış açılarını biliyorum. Öğrenciye yaklaşımlarını biliyorum. Yani biz orada mesela sadece ders almıyorduk gerçekten. Tamamen bir aile gibiydik ve ben hayatıma dair en özel ayrıntıları bile o abi abla dediğim insanlarla paylaşıyordum. Dolayısıyla tüm içtenliğimle Mayda Mentor. Instagram hesaplarını da zaten açıklamaya da yazarım. Belki ekranı da koyarım. Oradan bulabilirsiniz. Eğer dershane arayışındaysanız en azından gidip görüşmenizi tavsiye ederim. Zeynep! Sen de birkaç bir şey söylemek ister misin? Oha, makyajın ne güzel olmuş. Mayda ve ekibi için her şey çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Ufuk abi, Barış Hoca, Dayık Hanım. Sizi çok seviyoruz. Evet. İyi ki varsınız. Evet. Ya sallama kitabı. Dostlar tekrardan selam. Ben saatlerdir odayı yerleştiriyorum. Artık bir noktada çekmeyi bıraktım. Çünkü yani işin içinden çıkamadım ve ya benim bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuz da tripodum kırık. Dolayısıyla hiçbir yere çekemiyorum. Yani raf olmayan hiçbir noktada çekim yapamıyorum. Çünkü kamerayı elimden tutmam gerekiyor. Kamerayı elimde tutarken eşya yerleştiremiyorum. O yüzden yani burayı son halini size göstermeyeceğim. Çünkü iğrenç bir insanım. Tamamen böyle size göstereceğim zaman yurt vlogu çekmek istiyorum. O zaman size tamamen göstereceğim odayı. O yüzden hem şu an biraz daha böyle tam yerleştim. Belki hoşuma gitti şu anda koyduğum eşyalar falan ama alacağım birkaç bir şey var falan. O yüzden tam olarak sizlere göstermeyeceğim şimdi. Oda turunda göstereceğim. Ben de işte şimdi bir önceki videonun editini yapıyorum. Şu an videoyu izliyor olacaksınız ya. Bundan bir önceki videonun editini yapıyorum şu anda. Yarın aynı zamanda ilk gün üniversitenin. O yüzden yarın ilk günde belki vlog çekebilirim ya. Oryantasyon günü.
Gerçi derse falan girmiyorum. Belki yarın çekmem. Tam üniversitenin ilk gününe çekerim. Çünkü yarın oryantasyon, ben de bir adapte olayım. Açıkçası son birkaç zamandır içimin buruk olduğu ve benim özel hayatımda yaşadığım bazı durumlar vardı. Mesela şöyle bir şey oluyor. Ben gerçekten kendi hayatımda bir şeye çok üzülüyorum ve bu benim kamera karşısında anlatabileceğim bir şey değil yani. Ben hep şu tarz mesajları çok alıyorum. İşte Aymine keşke hayatım senin gibi olsa, işte şöyle olsa, böyle olsa. Şu an yaşadığım hayattan çok mutluyum çünkü bu hayatı elde etmek için gerçekten çok küçük yaştan beri çok fazla emek sarf ediyorum. Ama yani sadece mesela benim hayatımda da özellikle şu dönemde bazı şeyler hiçbir şekilde güzel gitmiyor. Yani özellikle bir konuda hiçbir şekilde güzel gitmiyor. Benim kameranın karşısına geçip aa bakın hani hayatımda böyle bir problem var diyebileceğim bir şey değil. Bu kolaylıkla anlatabileceğim bir şey değil. Ama böyle anlarda hani insan şeyi söylemek istiyor. Ya bakın ben kötüyüm hani. Bilmiyorum şu anda ben size bunu anlattığımı bilmiyorum. Sadece bazı zamanlarda hayatımı bu kadar size mükemmelmiş gibi yansıtmak istemiyorum. Çünkü bu hem çok karşı size de izleyeni de kötü hissettirecek bir şey. Hem de bana kendimi kötü hissettiriyor. Çünkü ben evet bu kadar mükemmel bir duygu durumunda değilim. Bu mesela bazen ister istemez Instagram'a attığım bir hikayede yansıyor. Ya da o an yani gerçekten o gülerek bir şey atıyorum ama içimde çok buruk başka bir şey yaşıyorum. Ve bunu sizin gerçek hayatınızda da yaşadığınızı bazen biliyorum. Bazen insan gerçekten ben kendi çok yakın arkadaşlarıma bile gerçekten problem olarak gördüğüm şeyleri hayatımda anlatmakla çok zorlanıyorum. Yardım istemekten çok zorlanıyorum. Dolayısıyla yani zaten bu kamera karşısında anlatmak sorunlarımı ya biraz fazla özele girmek olur en azından bazı spesifik sorunlarımı ama bunun için böyle özel bir kodlamamız olsun istiyorum. Bunu siz de bana diyebilirsiniz. Ben de size diyebilirim. Yani bu kod cümlemiz şu an aklıma geldi. Denizdeyim ama okyanus gibi hissettiriyor. Yani Max yazar olunca herhalde böyle şeyler çıkıyor aklımdan. Bazen böyle sorunlarımız hani aslında işin içinden çıkılabilir ve bazıları çıkılamaz aslında ama hep bize çıkılamaz ve çok ağır geliyor ya ve kimse de anlamıyor. Herkes sizi denizde zannediyor ama siz aslında bir okyanusun içinde oluyorsunuz o esnada. Dolayısıyla siz de bunu bana söyleyebilirsiniz. Ben de size söyleyebilirim. Bu tarz paylaşamayacağımız anlarımız olduğunda ama kötü hissettiğimizde denizdeyim ama okyanusta hissediyorum. Babaanne olayı mesela benim çok hoşuma gidiyor. Yani babaanne dediklerinde ben hala da imzalarda böyle şey oluyorum. Ana oluyorum. Yani babaanne sana kurban olsun oluyorum. Yurda yerleşirken de içimde kalan birkaç bir şey oldu bu konuyla alakalı. Zeynep Sıla beni arıyor. Efendim? Batıra bak. Tamam.